Hanem, niye ağlıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Niye ağlıyorsun? Can Bey, siz... Hanem. Her şeyi çok yanlış anlamışsınız. Sanem. Bırakın beni. Masallardaki gibi bir an. Sevdiğim adam gelmiş. Yüzüne hasret kaldım. İşte birkaç adım ötemde. Ama bu hikaye masallardaki gibi mutlu sonla bitemez. O kötü kral değilmiş. Masalın asıl kötüsü benmişim meğer. Yalanlardan nefret eden bir adama yalandan başka bir şey söylememişim. Orada. Can. Aylin. Ne yapıyorsun burada? Şey, Emre'yi bekliyordum. Eve gelmesin yani. Bir şey konuşacaktım da. Arayayım ister misin? Yok, arama lütfen. Burada olduğumu bilirse gelmez. Telefonlarıma cevap vermiyor. Ya hadi gel içeri. Ne duruyorsun burada böyle? Yok, ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya Aylin gel hadi Allah aşkına ya, hadi. Ev çok daha güzel olmuş. Baban yine dekorasyonu değiştirmiş. Böyle 3-5 yılda bir değiştirirdi. Vallahi ben hiç ilgilenmiyorum o işlerle. Aylin, senin canın biraz sıkkın gibi duruyor. Bir sorun mu var? Ben Emre'ye hala aşığım. Babam beni işten attığından ve Emre beni terk ettiğinden beri. Öyle bir sorunum var. Hala diyorsun. Hala. Bunca zaman sonra. Emre biliyor mu? Biliyor tabii. Telefonlarıma cevap vermiyor, beni sürekli reddediyor. Ben de geldim, kapısına dayandım işte. İnsan aşık olunca böyle saçma sapan şeyler yapabiliyor. Babam beni haksız yere işten attı Can. Hiç suçum yoktu ama gerçekten. Emre ile ilişkime zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Ama sonunda hem işimden hem aşkımdan oldum. Bir de babanın nefreti var tabii. O biraz bizim ajanstan müşteri çalmanla ilgili. Yani ajanlık bacanlık hikaye. Ajan falan yok Can. Ben sizden müşteri çalmadım ki. Aldım. Ama iş hayatında her şey mübah, sen de biliyorsun. Bütün ajanslar birbirlerinin, müşterilerinin peşinde. Neyse, boş ver şimdi bu konuları. Şimdi ben Emre'yi arayayım mı, aramayayım mı? İstemiyor musun, emin misin? Eminim. Aslında ne diyeceğimi de bilmiyorum ama geldim işte. Bir yandan çok saçma diyorum. Hiç sana yakışıyor mu böyle kapılarda beklemek gece vakti? Ne yapıyorsun diyorum. Ama ondan sonra onu düşünmeden yapamıyorum. Deliriyorum galiba. Anlıyor musun? Anlamakta hiç zorlanmıyorum öyle söyleyeyim.
Ben artık gideyim, geç oldu. Sen misin? Hem Emre de gelmez zaten belki. Can, sen çok iyi birisin Can. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.